Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Short Course Truck araçları üzerine bir inceleme yapacağız. Türkiye'den ikinci el sitelerinden temin etmiş olduğum parçalarla oluşturduğum bu kombinasyon oldukça dengeli ve hafif arazi şartlarında çok uygun şekilde 40-50 km civarında hızla güzel bir sürüş sağlamaktadır. SCT tarzı Türkiye'deki araçların öncüsü tabii ki Traxxas firmasının Slash modelidir. Daha önce de kullanmış olduğum Slash 4x2 arkadan itişli bir araçtır ve çok dengesiz bir araçtır. Bu aracı biraz daha farklı yapmaya çalıştım. Yavaş yavaş fiyatlarıyla inceleyeceğiz ama toplam ortalama rakamı 300 TL'dir. Bunu belirteyim. Kargolar hariç 300 TL olarak aracın parçalarını temin ettik. Fırçalı bir sistem, 27 MHz kumandası ve nikel pilleriyle gördüğünüz gibi kullanıma hazır. Ortalama offroad'da 40-50 km'ye kadar çıkabilen bir araçtır. Yavaş yavaş parçaları ve detayları inceleyelim. Görmüş olduğunuz cap daha önceki videolarda da belirttim. El yapımı bir cap'tir. Oyuncak plastik araçlardan söktüğüm üst kısım, içerisinde gördüğünüz gibi kırmızı renk olduğunu görmektesiniz. Işık kiti donatılmıştır. Işık kiti hariç fiyatı 10 TL'dir. Boya dahil olarak. Üzerinde akrilik boya kullanılmıştır. Haki yeşil ve siyah olarak. Ve de camlar sökülüp yerine sinek teri monte edilmiştir. Toplam maliyet 10 TL civarında olduğunu söyleyebilirim. Oldukça şık ve arazi şartlarına uygun bir cap'tir. Gelelim aracımızın genel özelliklerine. Aracımızın alt şasisi alüminyum. Alüminyum olmasından mütevellit dayanıklılığı arttırılmış bir şasidir. Bütün şaftları, yani dogbone, orta şaft, main drive şaft denilen bütün şaftları, 4x4'ü sağlayan bütün şaftları genel olarak metal aksamlıdır. Slash modelinde ya da short course truck denilen araçlarda kısa alan kamyonlarında, kısa alan araçlarında arkadan itişli bir sistem vardır. Bunda ise ben 4 çeker tercih ettim. Bu çok önemli çünkü Slash denilen araçta, Traxxas'ın Slash modelinde çok dengesizdi. Hafif gaz verdiğinizde araç daireler çizmekteydi. Dengeli bir araç değildi. Artı olarak bu aracın en büyük özelliği iki ana eksen toparlanabilir. Bir tanesi şu görmüş olduğunuz choklar, yani amortisörleri push rod suspension tarzında değiştirdim. Push rod da genelde Traxxas'ın Aero ya da Revo araçlarında kullandığı bir sistemdir. Amortisörlerin dik olarak değil de biraz daha yatık olarak ve şasiyi yere daha iyi tutturur. Ayrıca fazla sallanma etkisini ortadan kaldırarak daha iyi bir sürüş sağlar. İkinci bir faktör de kullandığım viraj denge çubukları. Şu gördüğünüz metal parçalar. 2 adet viraj denge çubuğu kullandım bu araçta. Bu ne ifade ediyor viraj denge çubuğu? Viraja girdiği zaman ya da ani dönüşlerde aracın savrulmasını engelliyor ve uygun bir sürüş sağlıyor. Bu iki faktörü de artı olarak short course truck aracımızda hafif off-road, hafif aksamlı off-road aracımızda değerlendirebiliriz. Lastikler ise, görmüş olduğunuz lastikler bagi lastikleri değildir. Ya da herhangi bir off-road lastikleri değildir. Biraz daha ince dişli, şu şekilde ve kalınlığı da kesinlikle off-road tipinde değil de bagiden biraz daha ince olarak tercih edilmiştir. Bunun sebebi o kısa ve uygun off-road şartlarında hızlı gidebilmektedir. Zıplamaları sağlayabilmektedir. Ama bu araç fazla zıplama özelliğine sahip değildir. Biraz ben onu amortisörleri push rod tarzında indirdiğim için daha çok yere tutunarak asfalt zeminlerde kullanılmayı düşünülebilir. Havuz tip şase, alüminyum şase, lastiklerle birlikte 100 TL arkadaşlar. Motor ve ESC'miz, şu görmüş olduğunuz fırçalı ESC artı fırçalı motor, bu da 100 TL. Bunları çok uygun fiyata aldım. Şasemiz 0, motor ve ESC 0, servo 25 TL. Görmüş olduğunuz nikel piller şu şekilde. Evet. Bu da 30 TL civarında ikinci el alındı.
Aynı şekilde şu görmüş olduğunuz Traxxas marka kumanda ve alıcı grubu. Bu da 30 TL civarında alındı. Şunu belirteyim özellikle. Bu parçaların çoğunda eksikler vardı. Mesela bunun pil kapağı yoktu. Bunu ben kendim uydurdum. Şu alt kısımdaki görmüş olduğunuz parçayı. Bu şasinin amortisörleri yoktu. Şokları, onları kendim başka parçalardan ekledim. Yani bu aldığım ürünler sıfır olmasına rağmen eksikli parçalardı. Siz bunu temin etmekte zorlanabilirsiniz. Pilden bahsettik, servodan bahsettik. Motorumuz, evet şöyle göstereyim. Motorumuz şu boşluktan görebileceği gibi hava soğutmalı. İçerisinde mini bir fan var. Hava soğutmalı bir sistemle desteklenmiş. Offroad için oldukça uygun. Şu sarı gördüğün motorun ucundaki parça ise evet pirinçten bir pinyon dişlisi ve tabii ki sıfır olarak da metal bir sıfır dişlisi tercih ettik. Aracımızın kullanım alanı nedir dersek on-road tarzı yerlerde kullanılabilir. Bir de hafif düzlük toprak alanlarda tercih edilebilir kullanılmasını. 27 MHz kumandamızın çekim mesafesi 100 metre civarında sizi üzmez. Gayet uygun bir şekilde kullanmanızı sağlar. Şimdi bu tip bir aracı ikinci el temin edebileceğiniz gibi ya da defolu mallardan, bozuk mallardan temin edebileceğiniz gibi sıfır olarak da alabilirsiniz. Bu aracın sıfır fiyatı 800 ile 1200 TL arasında değişmektedir. Özellikle Türkiye'de fiyatların çok yüksek olması bunun en önemli faktörüdür. Arka diferansiyel ya da ön diferansiyel hiçbiri kilitli değil. Diferansiyeller açık, kırmamak adına offroad'da bu çok önemli. Bunu unutmayalım. Eğer biz diferansiyellerimizi kilitlersek tabii ki daha keskin bir sürüş sağlayabiliriz ama problem kesinlikle diferansiyellerin kilitlenmesinde diferansiyel kırmalara ulaşmaktadır. Hafif offroad'da olsa bunu kilitlememenizde fayda var. Arkadaşlar genel olarak her şeyi söylediğimi tahmin ediyorum. Bu tip hafif offroad, rally ya da short coast track denilen araçların genel özellikleri bunlardır. Eğer herhangi bir şey sormak isterseniz alt bölümden sorabilirsiniz. Beğenip abone olursanız da eyvallah diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.